Arkadaşlar hepinize merhaba ehliyet Böşe kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle sınavlarımıza çıkabilecek toplam 60 tane banko sınav sorusu çözeceğiz. Bu 60 tane soruyu çözelim. Kaç yanlışınızın olduğunu lütfen yorum bölümüne yazın. Bizler de sizleri değerlendirelim. sınava ne kadar hazırız hem de bunu görmüş oluruz. Bu arada son sorumuzun cevabını yine sizlerden bekliyoruz arkadaşlar. Yanlış cevap vermekten korkmayalım. Yine yayınladığım soruları da kaçırmamak adına lütfen bildirimleri açık tutalım. Sınavlarda bazı arkadaşlarımıza kolay sorular gelirken bazı arkadaşlarımıza şöyle bir tık daha zor sorular gelebiliyor. Bu yüzden işi şansa bırakmamak adına gireceğiniz ayın sorularını ve bir önceki ayın sorularını da mutlaka çözmeye çalışalım arkadaşlar. Animasyon sorularını bana soruyorsunuz. İlk yorumda 3 tane link var animasyon ile alakalı onları da bakmanızı öneririm diyorum. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Hadi hemen sorulara başlıyorum. Lastik sorularıyla başlıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi araç lastiklerinin görevlerinden değildir? Aracın yükünü ve ağırlığını taşımak, direksiyon ile verilen yönü izlemek, frenleme performansını azaltmak, titreşimleri azaltmak. Doğru cevabımız şıkkı olacaktır. Frenleme performansını azaltmaz arkadaşlar. Lastiklerin görevleri önemliydi. Aracın yükünü taşımaktı değil mi? Direksiyon ile verilen yönü izlemekti. Emniyetli bir şekilde hem ıslak hem kuru zeminde aracı durdurmaktı. Titreşimleri azaltmaktı. Motordan gelen gücü ileri geri olarak yansıtmaktı. Lastiklerin görevlerini unutmayalım. Ve hemen şöyle aşağı inelim arkadaşlarım. Burası sizler için önemli. Bu video bittikten sonra ilk yorumda lastik soruları linkini göreceksiniz. Yani sınav Sınavlarınızda en çok sorulan lastik sorularını bir araya getirdim. Bir videoda topladım. Hem de açıkladım. Açıklayarak anlattım. Lütfen ona bakmaya çalışalım. İlk yorumda lastik soruları linki var arkadaşlar. Geldik e, diğerine. Kulak kanaması olan bir kazazedeye yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır. Birincisi kazazede sakinleştirilir, endişelere giderilir. İkincisi kanama ciddi ise kulağı tıkamana temiz bezlerle kapatılır. Üçüncüsü kazazede bilinçsiz ise kanayan kulak üzerine yan yatırılır. Doğru bir ilk yardım uygulamasını arıyoruz. Yalnız bir, bir ve iki, iki ve üç, bir iki ve üç. Doğru cevabımız D şıkkı 1, 2 ve 3 olacaktır. Kulak, kulak kanamasında kazazede sakinleştirilir. Daha da şöyle yapalım arkadaşlar. Hemen hemen de sizlere şöyle göstereyim. Bakın e, kulak kanamasında kazazede sakinleştirilir. Endişeleri giderilir. Kanama ciddi ise kulağı tıkamadan temiz bezlerle kapatılır. Kazazede bilinsiz ise kanayan kulak üzerine yan yatırılır arkadaşlar. E, yan yatırılır ama kulak tıkanmaz buna dikkat edelim ve kanama da engellenmez. Resimde görülen pozisyon aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır? Şok, koma, tam tıkanma, omurga yaralanması. Doğru cevabımız dakika olacaktır. Yani kuma pozisyonu yarı yüzüstü yatış pozisyonu sadece bilinci kapalı olanlara verdiğimiz bir pozisyonda arkadaşlar kumaya girmiş kişi ağızdan herhangi bir sıvı verilmiyordu. Bunu da hatırlatmış olalım. Şok pozisyonu neydi? Kişi sırt üstü yatardı. Bacakları 30 santim yukarı kaldırırdı. Tam tıkanma vardı. Hemlik manevrasını uyguluyorduk. Gemlik zeytinden aklımıza getiriyorduk. Hemlik gemlik şeklinde aklımıza tutuyorduk. Bir de kısmi tıkanma vardı. Yani kısmi tıkanma kişi konuşabiliyorsa e, nefes alabiliyorsa bu kısmi tıkanmaydı ama konuşamıyorsa eğer nefes alamıyorsa acı çekip ellerini boynuna götürüyorsa işte o zaman tam tıkanmaydı. Omurga yaralanmasına kişi sırt üstü yatırılırdı arkadaşlar. Hareketsizliğe sağlanırdı. Küçük bir hatamıza kişi farç olabilirdi. Dörtteyiz. Böbrekler insan vücudundaki hangi sistemi oluşturan organlardandır? Sinir sistemi, sinirim sistemi, dolaşım sistemi, boşaltım sistemi. Doğru cevabımız D şıkkı boşaltım sistemi olacaktır arkadaşlar. Merkezi böbreklerde sınavda şu şekilde gelirse yani kanı süzerek gerekli maddelerin vücutta tutulması, zararlı olanların atılması gibi görevleri olan ve vücutta iç denge koruyan sistem hangisidir derse boşaltım sistemini işaretliyorsunuz arkadaşlar. Sinir sisteminin merkezi beyinde, sinirim sisteminin mide, dolaşım sisteminin kalp şeklindeydi. İnsan vücuduyla alakalı eksi olan arkadaşlarım yine ilk yorumda birinci kısım ilk yardım insan vücudu, ikinci kısım ilk yardım insan vücudu linki var. İki tane sınavlarınızda en çok sorulanları bir araya getirdim. Mutlaka baksınlar insan vücudu ile alakalı eksi olanlar. Hadi bakalım 5'teyiz. Şekle göre araçların ışıksız bir kavşakta karşılaşmaları halinde ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır? 1 nolu araç, 2 nolu araç, hızı fazla olan araç, sürücüler anlaşarak geçerler. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Araç, i̇ki nolu araç ilk geçiş hakkını kullanırız. Sağ tarafa dönecek olan her zaman daha öncelikliydi. Unutmuyoruz. Geldik 6'ya. Aşağıdakilerden hangisi aracın elektrik devrelerinde meydana gelebilecek kısa devre sonunda sistemi olası yangın tehlikesine karşı kurmak için kullanılır? Flaşör, sigorta, far anahtarı, sinyal ampülü. Doğru cevabımız B şıkkı sigorta olacaktır. Anahtar kelimelerin altını çizdim. Bakın kısa devre sistem olası yangın tehlikesine karşı koruma gördük sigortayı işaretledik. Arkadaşlar araçta elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir diye sınavlarımızda gelirdi sigorta derdik. Elektrik devresindeki sigortanın görevi neydi kısa devre olduğunda sistemi korumaktı. Bunlar sigorta ile alakalı sınav soruları. Bir, Birinde de diyor ki araçta sigorta yanmış ise ne takılacak sigortanın amper değeri ne olmalıdır diyor. Aynı olacak arkadaşlar. Aynı olacak farklı olmayacak. Ve aracın kısa veya uzun farlarından birinin yanmamasının sebebi ne olabilirdi arkadaşlar? Sigortanın 60 olmasıydı değil mi? Hadi bakalım. Diğerindeyiz 7'deyim. Sivas'tan hareket eden bir araç haritada görüldüğü gibi önce Konya'ya oradan da uşağa gitmiştir. Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur? Batı doğu, kuzey güney Güneybatı, kuzeybatı, kuzeybatı, güneydoğu. Doğru cevabımız C şıkkı güneybatı kuzeybatı olacaktır. Aramızda Sivaslı Konyalı Uşaklı varsa onlara buradan selam olsun. Şimdi neredeyiz biz? Sivas'tayız arkadaşlar? Araçla gidiyoruz. Nereye? Konya'ya. Konya, Konya Sivas'a göre daha aşağıda yani daha güneyde değil mi? Ve daha batıda olduğuna göre ne oldu? Biz güneybatıya doğru hareket etmiş olduk. Şimdi geldik Konya'dayız arkadaşlar. Nereye gidiyoruz? Uşak'a doğru. Uşak Konya'ya göre daha böyle kuzeyde değil mi? Daha böyle batıda. Ne oldu? Kuzey batı oldu. Hadi bakalım. Diğerindeyim arkadaşlarım. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayalım. Seyir esnasında arojen gösterge panelinde yağlama sistemi ile ilgili şekildeki gibi bir arıza bildirimi görülüyor ise öncelikle yapılması gereken nedir? Motor yüksek devirde çalıştırılmalıdır. Hava filtresi değiştirilmelidir. Motor rolantide çalıştırılmalıdır. Motor hemen durdurulmalıdır. Doğru cevabımız değişik olacaktır. Motor hemen durdurulmalıdır. Bizim 3 tane e, ikaz ışığımız vardı arkadaşlar. Trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini bildiren 3 tane lambamız vardı. Şarj lambası, yağ lambası, hararet lambası bu üçünü asla unutmayalım. Şimdi hazır bu soruyu çözmüş çözmüşken tabii ki buradaki görsele de bir bakalım. Sınavlarımızda ayrıca e, kilometre göstergesi, hararet devir göstergesi, araç gösterge paneli ve depodaki yakıt miktarı da ayrı ayrı bu şekilde sorulabilir arkadaşlarım. Dilerseniz buraya ekran görüntüsü alabilirsiniz. Diğerindeyiz. Birbiri üzerinde hareket eden motor parçalarının doğrudan doğruya temas etmelerini önleyerek aşınmadan uzun süre ve verimli çalışmasını sağlayan sistem hangisidir? Şarj sistemi, yağlama sistemi, marş sistemi, ateşleme sistemi. Doğru cevabımız B şıkkı yağlama sistemi olacaktır değil mi? Bakın e, doğrudan doğruya temas etmelerini önlüyor arkadaşlar. Motor parçalarının temas etmesini önlüyor ve aşınmadan uzun süre verimli çalışmasını sağlıyor. Peki orada şarj sistemi var. Neydi bu şarj sistemin görevi? Motor çalıştığı sürece aracın elektrik ihtiyacını gidermekti arkadaşlar. Daha sonra marş sistemi var değil mi? Onun görevi de motora ilk hareketi vermekti. Marş sistemi ile ilgili sorularda aklınıza ilk olarak akü ve marş motoru gelsin arkadaşlarım olur mu akü ve marş motoru gelsin aklınıza daha sonra ateşleme sistemi var bakın bir e, bir motordan beklediğimiz verimi alabilmemiz için yakıtın düzgün bir şekilde ateşlenmesi ateşlenmesi sistemiydi yani şöyle söyleyebiliriz benzinli motorlarda yanma odasına sıkıştırılmış olan yakıt ve karışımının buje ile ateşlenmesini sağlardı ateşleme sistemi geldik ona uzun bir soru değil mi? Hadi okuyalım. Trafikte iki araç yol var mı var konusunda birbirlerine karşı üstünlük kurmaya çalışmaktadır. Böyle bir durum söz konusuyken araç sürücüsünün çok öfkeli olduğu gözlemlenmektedir. Camını indirip öfkesini dışa vurmaya hazırlanırken diğer araç sürücüsünün hangi davranışı sergilemesi trafik adabı açısından doğru olur. Aynı şekilde karşılık vermesi, küfretmesi, mimiklerle öfkesini belli etmesi, gülümseyerek karşılık vermesi. Doğru cevabımız değişik olacaktır. Gülümseyerek karşılık vermesi çok çok doğru olacaktır değil mi arkadaşlar? Çünkü bakın karşıdaki araç sürücüsü çok öfkeli, çok sinirli. Tam böylece ama indirecek, öfkesini tam böyle dışarı vuracakken e, biz ona e, böyle gülümseyerek karşılık verirsek ne olur? O ortam biraz daha yumuşar değil mi arkadaşlar? Ve en doğru şeyi yapmış oluruz. Aynı şekilde karşılık vermeyeceğiz, küfür veya mimiklerle e, öfkemizi belli etmeyeceğiz. 11'deyiz. Işıkla trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması süreceğini bildirir. Geri dönmesini, motoru durdurmasını, harekete hazırlanmasını, biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını. Doğru cevabımız... C ışık olacaktır. Harekete hazırlanması. Bakın kırmızı yanıyor. Kırmızı ile birlikte sarı ışık yanıyor arkadaşlar. E, Geri hangi ışık kaldı? Yeşil ışık kaldı. Yani harekete hazırlanması gerektiğini bilir. Hani bu şekilde de sınav sorularını çözebilirsiniz. İşte, sorulara baktığınız zaman kırmızı var, sarı var. Hangisi eksik? Yeşil eksik. O zaman harekete hazırlanmalı şeklinde de aklınızda tutabilirsiniz. Ama her zaman soruların mantığını anlamaya çalışalım. Geldik 12. sorumuza. Bu durumda aşağıdakilerde hangisinin görevini yerine getirmediği kesinlikle söylenir. Şehir merkezinde araç kullanan bir sürücü aşağıdaki tespitleri yapıyor. Kavşaklarda ışıklı ve sesli işaret cihazları yok. Taşıt yolu üzerinde yapılan çalışmalarda tedbir alınmıyor. Yolun yapısı trafik düzeni ve güvenliğini sağlayacak durumda değil. Hangisi kesinlikle söylenir? Belediye, mahalle muhtarları, tarım eli müdürlüğü, milli eğitim müdürlüğü. Doğru cevabımız şıkkı olacaktır. Hani bir önceki soru çözümünde kurumları lütfen öğrenelim demiştim ya arkadaşlar. Onları gerçekten de öğrenelim olur mu? Çünkü bu tarz sorular gelebiliyor. Yani belediye kesinlikle söylenir. Bakın kavşaklarda ışıklı ve sesli işaret cihazları yok arkadaşlar. Taşıt yolu üzerinde yapılan çalışmalarda da tedbir alınmıyor. Ve yolun yapısı düzeni güvenli sağlayacak durumda da değil. Yani belediyelerden bahsediyor. 13'teyiz. Devam ediyoruz. Lütfen bu 60 tane sınav sorusunu çözelim. Aşağıya kaç yanlışınızın olduğunu lütfen yazın arkadaşlarım. Sizleri değerlendirelim. Aşağıdakilerde hangisi motorun tam güç verecek şekilde çalışma sıcaklığında kalmasını sağlar? Soğutma sistemi, ateşleme sistemi, aydınlatma sistemi, göstergeler sistemi. Doğru cevabımız A şıkkı soğutma sistemi olacaktı. Bakın çalışma sıcaklığını gördünüz mü? Tamam arkadaşlar cevap soğutma sistemidir. E, bu görevi neydi soğutma sisteminin? Motoru çalışma sıcaklığında tutmaktı. Motorun tam güç verecek şekilde çalışma sıcaklığında kalmasını sağlamaktı. Parçaları sağ sorusuydu. Bakın soğutma sisteminin radyatör, vantilatör, vantilatör kayışı, devirdeğim su pompası, soğutma fanı, termostat, hararet gösterici, hararet ısı müşire, fan, motoru şeklindeydi arkadaşlar. Bunlar soğutma sisteminin parçalarıydı. Geldik diğerine. Yukarıdakilerden hangileri motor yağının görevlerindendir? Işınmayı azaltmak, sürtünmeyi azaltmak, yakıt tüketimini artırmak. Şıklar yalnız 1, 1 ve 2, 2 ve 3, 1, 2 ve 3. Doğru cevabımız B şıkkı 1 ve 2 olacaktır. Yani aşınmayı azaltır, sürtünmeyi azaltır değil mi arkadaşlar? Motor yağı, yağdan bahsediyoruz. Peki marşa basalım motor çalıştığında. Bakın marşa basıyoruz. Motor çalıştığında aracın göstergi panelinde hangi ikaz aşının sönmesi gerekiyordu? yağ basıncı ekansı ışığının sönmesi gerekiyor arkadaşlar. Motorun ömrünü etkileyen bakın ömrünü etkileyen en önemli faktör motor yağının kalitesiydi. Motor yağının eksilmesine e, hangisi neden oluyordu? Eğer kar tercih bir yırtılma varsa motor yağının eksilmesine neden oluyordu arkadaşlar motor yağı seviyesi tavsiye edilenden az veya çok olması motor parçalarının zarar görmesine neden oluyordu arkadaşlar motor yağının görevi neymiş aşınmayı azaltmak sürtünmeyi azaltmakmış arkadaşlar Hadi bakalım 15. Seyir halindeyken sürekli yarım debriyaj yapılması durumunda aşağıdakilerden hangisi olur? Lastikler aşınır, vites kutusu aşınır, araç daha hızlı gider, debriyaj balatası aşınır. Doğru cevabımı eşlik olacaktır arkadaşlar. Debriyaj balatası aşınıyordu. Daha önce de söylemiştik. 16'dayız. Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü yol trafik işaretidir? Dikkatli bakalım. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Üçgen içerisinde oklar varsa iki yönlü yolda arkadaşlar. Yuvarlak içerisinde oklar varsa karşıdan gelene yol var anlamındaydı. Yol ver lefası ve dur lefası nerede bulunurdu? Tale yolda bulunurdu. 17'deyiz devam ediyoruz. Otoyoldan çıkacak araçların hangi şeridi kullanması zorunludur? Orta şeridi, hızlanma şeridini, tırmanma şeridini, şeridini yavaşlama şeridini. Doğru cevabımız değişik olacaktır. Yavaşlama şeridine bakın otoyolda 120 km hızla gidiyoruz arkadaşlar ve e, ayrılacağız otoyolda. E ne yapacağız? Yavaşlayacağız değil mi? Yavaşlama şeridini kullanacağız. E, ve daha sonra eğer otoyola giriş yapacak isek bu sefer hızlanma şeridini kullanıyoruz. Bu soruyu görsel olarak da verebiliyor arkadaşlar. 18. Aşağıdakilerden hangisi dokunun tanımıdır? Kının vücudumuzda dolaşmasını sağlayan organlardır. Vücudun canlılık fonksiyonlarını yerine getiren aynı yapı ve görevdeki hücreler topluluğudur. Hücreleri oluşturan küçük organ topluluklarıdır. Yediğimiz gıdaların sindirilerek vücudumuza yararlı hale getirilmesi işlemidir. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Yani dokunun tanımı bakın vücudun canlılık Canlılık fonksiyonları yerine getiren aynı yapı ve görevdeki hücreler topluluğuna biz e, doku diyoruz arkadaşlar. Tabii ki hücre, doku, organ, sistem bunun bir sıralaması var değil mi sınavlarımızda gelebiliyordu. Hücre, doku, organ, sistem. Bu şekilde sıralamayı da unutmayalım arkadaşlar. Hücrenin e, tanımı sınav sorusuydu. Ba, bağımsız yaşardı değil mi hücre? Vücudun en küçük canlı birimiydi. Hücre zarı vasıtasıyla beslenirdi. Bakın organ neydi? Belirli dokuların aynı amaç için bir araya geldiği birimdi. Sistem neydi? Aynı amaç için bir yapı içinde çalışan organlar bütünüydü. Yani hani sindirim sistemi, dolaşım sistemi, solunum sistemi var ya arkadaşlar. İşte biz bunların bütününe sistem diyoruz. 19 Göğüsteki delici yaradan hava girmemesi için yara aşağıdakilerden hangisiyle kapatılır? Kuru pamukla, atel ile, kuru ve temiz bez ile, ıslak temiz sargı bezi ile. Doğru cevabımız değişik olacaktır arkadaşlar Islak temiz sargı beze kapatıyoruz pamuk atal e, vesaire de kuru temiz bezle kullanmıyoruz arkadaşlar Hayır, şöyle ıslak olacak ve temiz sargı beze ile kapatacağız delici göğüs yaralanmasında ağızdan herhangi bir yiyecek içecek verilmiyor arkadaşlar ve batan cisim dışarıda çıkartılmaya çalışılmıyor 20'deyiz İşaret levhaları ile ilgili olarak aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiği tehlikeye düşürmez? Yerlerinin değiştirilmesi, üzerlerine yazı yazılması, eskiyenlerin yenileriyle değiştirilmesi, görülmesi engellenecek şekilde araç park edilmesi. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Trafik işaret levhaları eskiyebilir değil mi arkadaşlar? E biz eskenleri yenisiyle değiştirirsek trafiği tehlikeye düşürür müyüz? Hayır düşürmeyiz. Peki hazır şunu da söyleyelim. Karayolarındaki trafik levhalarına zarar veren sorumluya hangi ceza uygulanırdı? Zarar karşılıkları ve masraf ödetilirdi. Bu da sınav sorusuydu. 21'deyiz. Devam ediyoruz sorular arkadaşlar. ABS fren sisteminin avantajlarından biri hangisidir? Kalkışta patinajı önler. Dibrejin kolay ayrılmasını sağlar, frenleme sırasında tekerlekleri kilitler, frenleme alanında direksiyon hakimiyetini artırır. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Frenleme anında direksiyon hakimiyetini artırır. Kaygan zeminde aracın kaymasını önler. E, yön kontrolü sağlar ve yol tutuşunu artırır. Aracın durma, manevra ve kararlılığını artırır arkadaşlar. Unutmuyoruz. 22. Aşağıdakilerden hangisinin yapılması karayollarında motorlu taşıt kullanabilmek için zorunludur. Yeni bir iş kurmak, kasko sigortası yaptırmak, motor tamirciliği eğitim almak, aracın cinsine uygun sürücü belgesi almak. Doğru cevabımız. Tabii ki değişik olacaktır değil mi? Aracın cinsine uygun sürücü belgesi almak zorunludur arkadaşlar. Diğerleri değil. 23. bir kavşak yakınında karayolu taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan kavşak alanı dışına kalan ve bir yöne trafiği ayrılmış olan karayolu kısmına ne adı verilir? Banket, ana yol geçiş yolu bağlantı yolu. Doğru cevabımız. Değişik bir bağlantı olacaktır. Şöyle üstüne basa basa söyledim ama birbirine bağlanmasının taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlar. Bağlantı yolu. Banket tanımı sınav sorusuydu. Kısaca söylüyorum. Yayaların hayvanların kullanabileceği zorunlu hallerde de araçların faydalanabileceği kısımdı. Şey başı hanek iç üst kenarı derdi. Banketin tanımında. Ana yol nasıldı? Aynı sınavda sorulduğu gibi söylüyorum. Ana trafiğe açık olan ve bunu kesen karayollarındaki trafiğin bu yolu geçerken veya bu yola girerken ilk geçiş hakkını vermesi gerektiği işaretlerle belirlenmiş karayoluna biz ana yolu diyoruz arkadaşlar. Geçiş yolu neydi? Mülk aklımıza geliyordu. Yani araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun karayoluna bağlanan ve karayola sınır çizgisi içinde kalan kısmına geçiş yolu diyorduk. Yani tanımlar bizim için önemli arkadaşlar. Artık tanımları da sormaya başladılar. 24. Temiz, kireçsiz su ile donmayı ve korozunu önleyici antifriz karışımından oluşan sıvıya ne adı verilir? Motor yağı, fren hidroliği, akü elektroliti, motor soğutma suyu. Doğru cevabımız değişik olacaktır. Artık öğrendiniz değil mi arkadaşlar motor soğutma suyu? Hadi bakalım 25'teyiz devam ediyoruz sorulara. Kaza sedenin burnundan ve kulağına akan ele birlikte sıvı gelmesi aşağıdaki yaralanma durumlarının hangisinde görülür? Şiddetli baş yaralanması, göğüs sedelenmesi, talak yırtılması, mide delinmesi. Doğru cevabımız aşık olacaktır. Bir kazazede düşünüyoruz. Söyle gözümüz önüne canlandırmaya çalışalım. Bakın burnundan kan geliyor. Kulağından da kan ile birlikte sıvı geliyor arkadaşlar. Yani şiddetli bir baş yaralanması olduğunu düşünürüz. Sıvı bize neye anımsatır? Bir umrelik zedelenmesi olabileceğini de düşünebiliriz arkadaşlar sıvıdan dolayı. 26 Araçlarda aynı dingile bağlı tekerleklerden karayola yapısına aktarılan ağırlığa ne denir? Dingil ağırlığı taşıma sınırı istihap hati kapasite. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır arkadaşlar. Bakın dingil ağırlığı diyor zaten sınav sorumuzda değil mi? Yani bize zaten cevabı veriyor. Bir de bizim için orada önemli olan taşıma sınırı yani kapasite. Yani tanımı neydi? Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığına veya yolcu ve hizmetli sayısına biz taşıma sınırı kapasite diyorduk arkadaşlar. Bunda tanımı sınav sorusudur. 27'deyim. Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında hangisine basılmasında fayda vardır? Kornaya, vites koluna, fren pedalına, debriyaj pedalına. Doğru cevabımız değişik olacaktır. Önce ne yapıyoruz? Debriyaj pedalına basıyoruz değil mi arkadaşlar? Hadi bakalım. 28. Aşağıdakilerden hangisi sürücüye ait trafik kazası sebebidir? Aracını kullandığı yolun bozuk olması, uyarı işaretlerinin yetersiz olması, seyir halindeyken elinde cep telefonu kullanması, aracının arıza yapması. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Seyir halinde iken elinde cep telefonu kullanması yani benim ile alakalı olacak arkadaşlar. Sürücü ile alakalı olacak. 29 Şekildeki trafik işareti anlamı nedir? Yaya giremez, bisiklet giremez, at arabası giremez, motorlu taşıt giremez. Doğru cevabımız D şıkkı. Hangisi giremez? Tabii ki motorlu taşıt giremez. 30'dayız. Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır? Eklem bölgesindeki şişliği azaltmak için tornike uygulanması, şişlik ve ağrı azaltmak için öncelikle soğuk uygulama yapılması, eklemdeki ağrıya rağmen hemen hareket ettirilmesi, burkulma ayakta ise kap seviyesinden aşağıda tutulması. Doğru cevabımız... B olacaktır. Burkulmada 3 tane anahtar kelime vardı. Tekrar hatırlıyorum. Anlık, zorlanma, zedelenme. 3 tane anahtar kelimemiz vardı. Görünce hemen işaretliyorduk arkadaşlar. Bakın burkulmada eklem sıkıştırıcı bir bandajla tespit ediliyordu. Turnike değil. Hareketsizliği sallanıyordu. Hareket ettirilmesi değil. kap seviyesinden yukarıda tutuluyordu. kap seviyesinden aşağıda değil arkadaşlar. Tabii ki soğuk uygulama yapılır. Çünkü bir morarmada gerçekleşecektir. Şişlikle beraber. Aşağıdakilerden hangisi aküyü şarj eden parçadır? Endüksiyon bobini, marş motoru, disipatör, alternatör. Doğru cevabımız. D şıkkı alternatör olacaktır arkadaşlar. Bakın aracın aküsünü şarj eden parçaydı değil mi? Akünün kutup başları araca ters bağlanırsa alternatör diyotları da arızalanıyordu arkadaşlar. Unutmayalım. Sonra bir tane bir vantilatör ile alakalı bir sınav sorusu vardı. Derdi ki vantilatör kayışı hangisine hareket iletir derdi. Tabii ki alternatöre hareket iletiyor arkadaşlar. Vantilatör kayışı unutmuyoruz. Şimdi alternatörün görevi mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirmekte arkadaşlar. Alternatör alternatörün elektrik üretip üretmediğini sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir derdi? Şarj göstergesi derdik. Orada endüksiyon bobini var yine bizim için önemli. Bujilere giden elektriğin voltajını yükseltirdi arkadaşlar onu da unutmuyoruz. Marş motoru vardı değil mi? O da önemli. Araç motorunun çalışması için motora ilk hareketi veren sistem de arkadaşlarım unutmayalım. Geldik 32'ye. Aracın elektrik sisteminde bulunan sigortalardan biri yanmış ise yerine takılacak olan yeni sigortanın amper değeri eskisine göre nasıl olmalıdır? Aynı, daha büyük, daha küçük. Önemli değildir. Doğru cevabımız A şıkkı aynı olacak arkadaşlar aynı olacak unutmuyoruz sigorta neydi şöyle kısaca tekrar edelim mi araçta elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanıydı arkadaşlar kısa devre olduğunda sistemi korumaktı değil mi e, olası bir yangın tehlikesine karşı ne yapardı sistemi korurdu arkadaşlar e, daha sonra ne söyleyelim aracın kısa veya uzun farlarından birinin yanmamasının sebebi neydi? Sigortanın 60 olmasıydı unutmuyoruz. Hatırlatmış olduk. 33 Aracın periyodik bakımı yapılırken aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasına olumsuz etkiler. Fren balıtasının, polen fitresinin, yakıt fitresinin, geri vites müşerinin. Doğru cevabımız C şıkkı yakıt filtresi olacaktır arkadaşlar. Bakın yakıt filtresi yakıt içerisindeki yabancı maddeleri temizleyen elemandı değil mi arkadaşlar? Böyle kıtı tarzı pislikleri süzme işlemi gören parçaydı. Biz onu belirli aralıklarla değiştirmemiz gerekirdi. Eğer değiştirmezsek e, ne olacaktı? Tabii ki araçta şöyle bazı problemler ortaya çıkacaktı. Yani çekişten düşerdi. Teklerde ve rolanti bozuklukları da ortaya çıkardı arkadaşlar. Daha sonra da polen filtresi var. Klima sisteminin bir parçasıydı. Şimdi e, hazır yakıt filtresi demişken enjektör bizim için önemlidir arkadaşlar aklıma gelmişken söyleyeyim bakın silindir içine yakıtı püskürten bölüme enjektör diyoruz silindir içine yakıtı püskürten bölüme enjektör diyoruz arkadaşlar yakıt filtresinden aklıma geldi 34 deyim. Trafik polisinin istemesi halinde yukarıda verilenlerden hangisinin gösterilmesi zorunludur? Birincisi sürücü belgesi, mali zorunluluk sigortası, trafik belgesi, geçerli egzoz muayenesi. Şıklar 1, 2, 1, 3, 2, 4 hepsi. Doğru cevabımız. Değişiklik hepsi olacaktır. Trafik polisi istediğinde bu dördünü de biz göstermek zorundayız arkadaşlar. Bu dördünü unutmayın. Sınav sorusunu evriler, çevirirler yine size sorarlar arkadaşlar. Bu dördünü unutmayın. 35 deyim. Şekildeki park etmek yasaktır. Levhasının altına ilave edilen resimli lefa süreceğini bildirir. Yol yardımını aracın servise götürüleceğini, park yapan aracın çekileceğini, sadece arızalı araçların çekileceğini. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktı. Zaten görselden de anladığımız üzere park yapan aracın çekileceğini bildiriyor. 36'dayız. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? Yüklü ağırlığı 6 tondan fazla olan taşıt giremez. Dingili başına 6 tondan fazla yük düşen taşıt giremez. 6 tondan fazla su kirletici madde taşıyan taşıt giremez. 6 tondan fazla patlayıcı ve parlayıcı madde taşıyan taşıt giremez. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Dengildi başına 6 tondan fazla yük düşen taşıt giremez. Levhasıdır arkadaşlarım. Unutmuyoruz. 37 deyim. Bu arada videonun sonunda kaç yanlışınızın olduğunu lütfen yazın arkadaşlarım. Olur mu? Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri sürücüleri araçlarına uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir. Yalnız 1, 1 ve 2, 2 ve 3, 1, 2 ve 3. Doğru cevabımız. A şıkkı yalnız bir olacaktır. 2 neydi arkadaşlar? Engelli sürücüler için park ileydi. 3 neydi? Bisiklet yoluydu. Diğerindeyiz. Belediye sınırları içinde karayolunu etkileyecek yapım çalışmalarında hangisinden izin alınması gerekir? Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu'ndan, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden, Belediye Başkanlığı'ndan. Doğru cevabımız. Dev şıkkı belediye başkanlığına olacaktı. Bir önceki soru çözümünde demiştim ya arkadaşlar. Eğer sınavlarınızda belediye sınırları içinde diye soruya başlar ise belediye başkanlığını işaretleyin. Belediye sınırları dışında derse ise karayolları genel müdürlüğünü işaretleyin demiştim arkadaşlarım. Hatırlatmış olduk. 39'dayız. Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha doğudadır? Uşak, Sivas, Konya, Trabzon. Doğru cevabımız D şıkkı. Trabzon daha doğudadır değil mi arkadaşlar? Bu tarz harita soruları da gelebiliyor. Haberiniz olsun. 40'tayız. Aşağıdaki sağlık problemlerinden hangisinin motorlu taşı sürücü adayında bulunması, sürücü belgesi almasına engel değildir? Rankörlüğü, alkol bağımlılığı, psikotrop madde bağımlılığı, günlük hayatı kısıtlayan denge problemi. Doğru cevabımız A şıkkı. Rankörlüğü engel değildir arkadaşlarım. 41'deyiz. Az kaldı devam ediyoruz. İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Atar damarlar kanı kalpten dokulara taşır. Toplar damarlar kanı kalpten vücuda taşır. Kılcal damarlardaki kan basıncı diğer damarlardakinden azdır. Atar damarlardaki kan basıncı toplar damarlardakinden fazladır. Doğru cevabımız. B şıkkı yanlış olacaktır. Hazır kanamalar ile alakalı soru görmüşken arkadaşlar damarlar ile alakalı birkaç bir şey söyleyeceğim. Bakın atar damar kanaması vardı hatırladınız mı? Ne diyorduk biz? Damarların atası ataların atası en tehlikelisidir diyorduk. Çünkü çok kısa sürede çok kan kaybediliyordu. Atar damardı arkadaşlar rengi de açık kırmızıydı. Çünkü temiz kanı taşırdı. Toplardamar damar kirli kanı taşırdı. E kirli kanı taşı olsa rengi koyudur değil mi? Sürekli akardı. Yayılarak akardı. Kılcal damar sızıntı biçiminde en hafif kanamaydı. Kendi kendine durabiliyordu arkadaşlarım unutmayalım. 42'deyiz. Seri halindeyken araçtan sürekli yakıt kokusu alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır? Açık camlar kapatılır, önemsenmez yola devam edilir, lastiklerin hava basıncı kontrol edilir, trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır. Doğru cevabımız Değişik olacakta bakın bir yakıt kursu geliyorsa ya ne yapacağız? Biz duracağız, kontağı kapatacağız değil mi arkadaşlar? Hadi bakalım. 43'teyim. Devam ediyorum. Bayağı bir uzun bir soru. Hadi dikkatli okuyalım. Direksiyon sınavı eğitimlerinin yapıldığı alanlarda bu alan sürücü eğitim alanıdır ve eğitim araçlarında sürücü adayı yazmaktadır. Adaylar akan trafikte eğitim görürken veya direksiyon sınavına girdiklerinde diğer sürücüler tarafından hızlı gitmediği, hatalı sürdüğü veya acemiliğin getirdiği doğal süreçlerden ötürü türlü hatalar yapmaları ve devamında diğer araç sürücüleri tarafından el ile söz ile ya da araçlarını kırmak Kırmak suretiyle yapmış oldukları davranışların sebebi hangisi olamaz diyor arkadaşlar bayağı bir uzun soru Psikolojik problemlerinin olduğunu Bencil olduklarını empati yeteneklerinin gelişmiş olduğunu yeterince terbiye alamadıklarını Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır yani empati yeteneklerin gelişmiş olduğunu biz bunu söyleyemeyiz arkadaşlar eğer ki bu kişilerin empati yetenekleri gelişmiş olsaydı zaten e, bu el ile söz ile ya da kırmak suretiyle bu tarz davranışlarda bulunmazlardı değil mi Aynen öyle geldik 44'e aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi uzunluk anlamında kabire sınırlamasının olduğunu bildirir dikkatli bakalım Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Uzunluk anlamında bu levhamızı daha önceki soru çözümlerinde de size söylemiştim arkadaşlar. Şimdi A şıkkı neydi? Dingili başına 6 tondan fazla yük düşen taşıt giremez levhasıydı. Biraz önce de sorusunu çözmüştük zaten. B şıkkı genişliği 2.30 metreden fazla olan taşıt giremez. C şıkkı uzunluğu 10 metreden fazla olan taşıt giremez. D şıkkı yüksekliği 3.5 metreden fazla olan taşıt giremez anlamındaydı. Kaza yapmış bir araçta devrilme tehlikesi belirgin olarak görülüyor ve araç sağlanıyorsa kaza seteler araçtan ne zaman çıkarılmalıdır? Araç itilerek yavaşça devrilmesi sağlandıktan sonra araç sabit bir hale getirildikten sonra hiç zaman kaybetmeden ilk yardım müdahalesi yaptıktan sonra eğer iki kişi varsa varsa biri araç tutuyorken diğer kişi ilk yardım müdahalesini yaptıktan sonra soruyu okuyamadım arkadaşlar. Doğru cevabımız. Beş şıkkı olacaktır. Araç kaza yapmış. E, devrilme tehlikesi de var. E, sallanıyor da e, ne yapacağız? Araca sabit bir hale getirildikten sonra e, kaza sedeleri çıkartacağız. geldik 46'ya. Yağ seviyesi normalin çök altındayken motorun çalışması devam ettirilirse hangisinin olması beklenir? Motor gücünün artması, motorun çabuk soğuması, motorun aşırı ısınarak zarar görmesi, motorun normal çalışmasını sürdürmesi. Doğru cevabımız... C şık olacaktı arkadaşlar. Bakın yağ seviyesi normalin çok altında. Bakın normalin çok altında. Biz, ve biz motorun çalışmasını devam ettiriyoruz. Ne olacak? Motor aşırı ısınacak ve zarar görecek. Parçaları zarar görecek. 47 Geceleri araç kullanırken aydınlatmanın yeterli olduğu yerlerde araç ışıklarından hangisi kullanılmalıdır? Sis ışıkları, acil uyarı ışıkları, uzağı gösteren ışıklar, yakını gösteren ışıklar. Doğru cevabımız değişik olacaktır gece gidiyoruz ama aydınlatma yeterli arkadaşlar yani aydınlatma yeterli önümüzü görebiliyoruz. O zaman yakını gösteren ışıkları yakarız. 48. Aşağıdakilerden hangisi? Başkanın başkanlığı. Bakın orada bir anahtar kelime var. Geleceğim oraya. Başkanın başkanlığında karayolu güvenliği konusunda hedefleri belirlemek, uygulamak ve koordinasyonu sağlamak amacıyla oluşturulan kuruldur. Karayolu güvenliği yüksek kurulu, il ve ilçe trafik komisyonları, karayolu genel müdürlüğü, yol yapım ve işaretleme genel müdürlüğü. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Gördünüz mü anahtar kelimeyi? Yıldızladım. Başkanın başkanlığına gördük. Tamam devamını okumaya gerek yok arkadaşlar. Karayolu güvenliği yüksek kurulundan bahsediyor. Başkanın başkanlığı unutmuyoruz. Araç geçme ile ilgili aşağıda verilen kurallar hangi sıra ile uygulanmalıdır? Geçiş birincisi geçiş şeridinde yeteri kadar ilerlemek, ikincisi sola dönüş sola dönüş lambası ile işaret vermek, üçüncüsü takip mesafesi kadar önceden sol şeride geçmek. Dördüncüsü sağ dönüş lambası ile işaret vermek. Hadi bakalım sıralama nasıl olacak? A şıkkı 1, 2, 3, 4. B şıkkı 2, 1, 3, 4. C şıkkı 2, 3, 1, 4. D şıkkı 3, 4, 1, 2. Doğru cevabımız. C şıkkı 2, 3, 1, 4 şeklinde olacaktır. Öncelikle e, sola dönüş lambası ile işaret vereceğiz değil mi arkadaşlar? Çünkü sollama yapmak istiyoruz. Ve daha sonra takip mesafesi kadar önceden sol şeride geçiyoruz e, ve geçiş şeridinde yeteri kadar ilerliyoruz. Daha sonra da sağ dönüş lambası ile işaret veriyoruz. Yani kendi e, kendi şeridimize tekrar geri dönüyoruz arkadaşlar. 50 Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? İşaret verdiği anda manevraya başlamalı, ön, arka ve yanlardaki trafiği kontrol etmeli, manevraya başladıktan sonra işaret vermeli, manevra bitmeden önce işaret vermeyi sona erdirmeli. Doğru cevabımız Beşik olacaktır. Ön arka ve yanlardaki trafiği elbette kontrol edecek. İşaret verir vermez hemen o anda manevraya başlanmıyor arkadaşlar. Veya manevraya başladıktan sonra da işaret verme bir anlamı yok. Zaten manevraya başlamışız biz. Ve manevra bitmeden önce de işaret vermeyi sona e, erdirmiyoruz arkadaşlar. Geldik 51'e. Yukarıdakilerden hangileri karayolunda meydana gelen trafik kazalarının kişiye, topluma, kamuya ve çevreye verdiği zararlardandır? Birincisi orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi. İkincisi köprü ve tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması. Üçüncüsü trafo ve elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintilerin yaşanması. Dördüncüsü bilhassa yakıt, kimyasal madde, tıbbi atık vesaire yüklü araçların yaptığı kazalar neticesinde büyük ekolojik zararların görülmesi. Ne demişti bize? Bakın Trafik trafik kazalarının kişiye, topluma, kamuya ve çevreye verdiği zararlardan. Şıklar 1 2, 1 3 4, 2 3 4, 1 2 3 4. Doğru cevabımız D şıkkı 1, 2, 3, 4. Arkadaşlar buradakilerin hepsi bakın ağaçlar zarar görüyor değil mi? Köprü ve tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşım aksıyor arkadaşlar. Kesintiler yaşanıyor. Yakıt, kimyasal madde, tıbbi atık vesaire yüklü araçlar kaza yaptıklarında büyük ekolojik zararlar ortaya çıkıyor arkadaşlar. Yani bunlar kişiye, topluma, kamuya ve çevreye verilen zararlardandır. 52 deyim son sorun cevabını sizlerden bekliyorum. Az kaldı devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi? Araçlarda egzoz gaz emisyonlarını azaltmak için kullanılır. Egzoz sıpabı, EMA manifoldu, egzoz manifoldu, katalitik konvertör. Doğru cevabımız. Tabii ki şıkkı değil mi? Katalitik konvertör de arkadaşlar unutmayalım. 53 deyim. Yay salınım süresini kısaltan parça hangisidir? Rotil, aks, amortisör, şaft. Doğru cevabımız. C şıkkı amortisör olacaktı değil mi? Bakın üstüne basa basa söylüyordum ya hani yay salınım süresini kısaltan parça diyordum. C şıkkı amortisör. 54'teyiz. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir? Aracın hızını, yakıt miktarını, motor sıcaklığını, motor devir sayısını. Doğru cevabımız A şıkkı. Aracın hızını bize bildirecektir arkadaşlar. 55'teyim. Çok az kaldı. Aşağıdakilerde hangisi su soğutmalı motorun soğutma sistemi parçasıdır? Karter, külbütör, radyatör, karbüratör. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Hani biraz önce parçalarını saymıştık ya arkadaşlar. Bakın bunlar, bunlar, bunlar demiştim C şıkkı. Radyatörde orada söylemiştik arkadaşlar. Yani soğutma sisteminin parçalarını mutlaka öğrenelim arkadaşlarım söylediğim gibi. 56. Kaza yerine tıbbi yardım istenirken aşağıdakilerden hangisinin bildirilmesine gerek yoktur? Kaza zamanının açık ve net adresi, yaralıların kimliklerinin, yaralıların sayısı ve durumlarının. Doğru cevabımız C şık olacaktır. Yardım istiyoruz. Tabii ki kaza zamanını net adresi değil mi? Yaraların sayısını ve durumlarını elbet bildireceğiz arkadaşlar. 57. Aşağıdaki hallerin hangisinde araçların teknik muayenelerinin yaptırılması zorunludur? Sahibi değiştiğinde, sigorta süresi bittiğinde, tescil belgesi değiştirildiğinde, üzerinde teknik değişiklik yapıldığında. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında zorunludur arkadaşlarım. Su, su soğutmalı motorun soğutma sisteminde aşağıdakilerden hangisi kullanılır? Antifriz, benzin, asitli su, motorin. Doğru cevabımız aşıkı antifriz kullanılıyordu değil mi? Harikasınız 59'dayız. Güneş çarpması olan kişiye aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmalıdır? Serin bir yere alınarak vücut ısısı düşürülmeli. Üstü örtülerek terlemesi sağlanmalı. Sıcak içecekler verilmeli. Sıcak duş yaptırılmalı. Doğru cevabımız tabii ki aşık olacaktır. Kişiye güneş çarpmış eserin bir yere alacağız ki vücut ısısını düşürelim arkadaşlarım. 60'tayım. Aşağıdakilerden hangisi fren sisteminin görevlerinden biri değildir? Duran aracı sabitlemek, aracın hızını düşürmek, aracın durma mesafesini artırmak, aracı güvenli bir şekilde durdurmak. Doğru cevabımız C şıkkı aracın durma mesafesini artırmak değildir arkadaşlar. Duran aracı sabitler aracın hızını düşürür ve aracı güvenli bir şekilde durdurmaktır. Şimdi geldik 61. sorumuza. Bu sorun cevabını sizlerden bekliyorum. Aşağıdakilerden hangisi? Ülkemizde trafik kazalarında can ve mal kaybının gelişmiş ülkelerden daha fazla olmasının nedenlerinden değildir trafik kurallarına uyulmaması ülkemizde iklim şartlarının daha farklı olması dikkatsiz ve sorumsuz araç kullanılması ilk yardım eğitiminin yeterince dikkate alınmaması Sorumuzun cevabını sizlerden bekliyorum. Yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Kaç yanlışınızın olduğuna lütfen yazın ki sizleri değerlendirelim. Yeni sorular yayınlamaya da devam edeceğim. Lütfen bildirimleri açık tutalım. Videolarımızı sınava girecek olan arkadaşlarınızla lütfen paylaşmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.